Bugün sizleri kardeş ülke Azerbaycan'ın üç ünlü ekstra sensinin birbirinden çarpıcı öngörüleriyle baş başa bırakacağız. Bizi izlemekte olan Azerbaycanlı kardeşlerimizi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kanalımıza abone olmaya davet ediyor. Hepinize iyi seyirler diliyoruz. Ekstrasen Siredin Rızaev'in bir neçeyle evvel verdiği prognozlar yeniden aktuallaşıp, Moskova'da yaşayan ve çok geniş bir hayran kitlesi bulunan Azerbaycanlı kahin Rizettin Rızaev, kısa bir süre önce Rusya'daki Wagner ayaklanmasını önceden bilerek şöhretini arttırmıştı. Rızaev, bu kehanetinin ardından Wagner liderinin öleceğini ya da ağır yaralanacağına dair bir öngörüde bulunmuştu. Bu kehaneti de gerçekleşen Rızaev, Rusya'nın geleceğine dair şok öngörülerde bulunmaya devam ediyor. Ekstrasensin iddialarına göre Putin'den sonra Rusya prezidenti kız bürcü altında dünyaya gelen şahs olacak. Ünlü kahine göre Putin sonrasında Rusya'nın başına Başak Burcu'nda dünyaya gelen birisi geçecek. Yeni lider çok bilgili ve tecrübeli bir devlet adamı olacak ve Rusya'yı yeniden ayağa kaldıracak. Rusya'nın izlediği dış politikanın ülke ekonomisini her geçen gün zora düşüreceğini söyleyen Rızaev, er, yakın zamanda bulunan alternatif enerji kaynaklarının dünyayı değiştireceğini belirtiyor. Genetiği değiştirilmiş canlıların dünyanın başına dert açacağını anlatan Rızaev, er, 50 yıl içinde yükselen sular nedeniyle bazı yerlerin batacağı öngörüsünde bulunuyor. Bir diğer tanınmış Azerbaycanlı kahin Nadim Alihanov ise, sosyal medya hesaplarından yayınladığı videolarla 3. Dünya Savaşı uyarıları yapmaya devam ediyor. Bir zamanı gelip çatıp demiştim, ülke dahilinde, mitingler yani ülkelerde, sonra da o mitinglerden sonra ülkeler birbirine giren savaşlar başlayacak. Hala hazırda o döneme doğru gelirik dünyanın çeşitli ülkelerinde savaş karşıtı gösteriler yapılacağını söyleyen ve bunun ardından savaşların daha da şiddetleneceğini söyleyen Nadim Alihanov, şu anda bu dönemin içinde olduğumuzu ifade ediyor. 2025'e kadar 3. Dünya Savaşı'nın çıkacağını birçok defa söyleyen ünlü kahin, İran'ın bugünlerde nükleer savaş tatbikatları yaptığına dikkat çekti. Bu süreci masonların yönettiğini belirten Alihanov, geri dönülemez noktaya yaklaşıldığını söylüyor. Nöceli mitinglerde olan insanlar başa düşmürler ki siz mitinge kaldırarak sonra da bunu büyük savaşları bize yaparır. Başa düşmeye vaktidir. Mason oyunları geç olacak. Artık geçti, geç olacak. Nadim Alihano, masonların asıl niyetinin insan azaltmak olduğu vurgusunu yapıyor. Azerbaycan'ın tanınmış bir diğer kahini olan Etibar Nasibov dünyayı önümüzdeki yıllarda büyük savaşlar ve tahribatlar beklediğini söylüyor. Yakında Arabistan Yarımadası'nın karışacağını söylemesinden kısa bir süre sonra İsrail-Filistin savaşının yeniden şiddetlendiğine dikkat çeken Nasibov hayranları şimdi de 13 ülkede savaşlar çıkacağı öngörüsünü endişeyle bekliyor. Arabistan Yarımadası'nın karıştı ve büyük dünyanın 13 ülkesi hakkında malumat vermiştim. Onunla da bari yine tekrar diyorum 13 ülkesinde büyük çatışma 2030'lu yıllardan itibaren çok kanlı savaşlara tanık olunacağını söyleyen ünlü kahin 2032 ve 34 yıllarında dünyanın dehşeti yaşayacağını iddia etti. 2036 ile 2040 arasında ekvatora yakın ülkelerden birisinin ve Orta Asya ülkelerinden birisinin yeryüzünden tamamen silineceğini söyleyen Nasibov şunları söylüyor. Ama Orta Asya ülkelerinde, ekvatora yakın ülkelerde ikisi yeryüzünden silinecek. 36. 40. Lı görüldüğü gibi kardeş ülke Azerbaycan'ın tanınmış kahinlerinin öngörüleri son derece kötü olaylara işaret ediyor. Umarız bu öngörüler gerçekleşmez ve dünya yeniden barışa kavuşur. Dünyanın farklı ülkelerinden kahinlerin öngörülerine kanalımızda yer vermeye devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz ve ayrılırken kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ediyoruz.